Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinin Boston şehrinin Cambridge mahallesinde bir üniversite var. Tüm dünyada öğrencilerin ya da öğrenci olmak isteyenlerin hayalini süsleyen, ünlü kıtaları aşan Harvard Üniversitesi tam bir rüyalar alemi. Bundan tam 381 yıl önce 1636 yılında kurulan Harvard Üniversitesi Amerika'nın en eski, en köklü yüksek öğretim kurumu. Aslında önceleri adı Harvard Koleji'dir ve 1780 yılına kadar da öyle devam eder. Ancak 1780 yılında Harvard Üniversitesi adını alır. Harvard'ın ilk yöneticisi John Harvard'dır ve vasiyetinde okula 400 tane kitap, bir miktar da para bırakır. Başlangıçta bu 400 kitapla bir kütüphane oluşturulan Harvard'ın kütüphanesinde şimdilerde 15 milyondan fazla kitap bulunduğu biliniyor. İşte bundan dolayı da burası dünyanın en büyük akademik kütüphanesine sahip. Tüm dünyada SAT puanları en yüksek öğrenciler Harvard'a girebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Dünyanın kaderini değiştiren şirketlerin yöneticileri, CEO'ları, girişimciler ve işletmecilerin yolu Harvard'dan geçiyor. Harvard Üniversitesi'ni daha yakından incelemeye başlamadan önce 74 tane Türk öğrencinin de Harvard'da öğrenim görmekte olduğunun da altını çizelim. Harvard'da hangi fakülteler var? Harvard Üniversitesi'nde 11 tane fakülte bulunuyor ve bunların en eskisi Fen ve Sanat Fakültesi, açılışı 1636 yılına dayanıyor. Yani üniversitenin kuruluş yılına denk geliyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi 1782 yılında, Tanrı Bilim Fakültesi 1816'da, Hukuk Fakültesi 1816'da, İşletme Okulu 1908'de, Yüksek Tasarım Okulu 1914'te, Yüksek Eğitim Okulu 1920'de, Halk Sağlığı Okulu 1922'de, John F. Kennedy Yönetim Okulu 1936'da, Fen Edebiyat Fakültesi 1956'da, Hukuk ve Baro İşletmeleri Okulu ise 1957 yılında açılmıştır. Harvard'da okumak zor ama imkansız değil. Harvard Üniversitesi dünyanın en kaliteli birkaç okulundan ya da en iyilerinden biri diyebiliriz. İşte bu okulda eğitim görebilmek için bir değil birkaç koşulu yerine getirmek gerekiyor. Eğer TOEFL'dan 250 puan ve üzeri bir puan aldıysanız %80'e kadar burslu okuma şansınız var. Üniversiteye giriş sınavında ilk 200 öğrenci arasına girebilirseniz Harvard'ın kapıları size parasız ya da az paralı olarak açılabiliyor. Elbette TOEFL'dan 250 puan almak da çok önemli bir etken. Harvard'da tıp okumak isteyenler içinse en önemli kriterlerden biri kesinlikle MCAT sınavından iyi bir puan almak ve sağlam bir referans mektubuna sahip olmak. Bu ve bunun gibi pek çok koşulu kusursuz olarak sağlayanlar arasında yine sadece en iyiler Harvard'da olma hakkına sahip oluyor. Eğer Harvard'da sanat eğitimi almak istiyorsanız çok yetenekli olmalısınız ya da çok paralı olmak durumundasınız. Bundan dolayı sanat bölümü için zekadan bir tık ileriye geçen unsurun aslında biraz daha para olduğu söylenebilir. Harvard Üniversitesi'nin ücretlerini merak edenler içinse hemen kısaca bilgi verelim. Harvard'lı olmak için para şart. Ancak %80'lere kadar varan bir burs için de çok yetenekli, zeki ve sıra dışı olmak gerekiyor. Biz yine de bu bölümlerde eğitim görmek için istenen ücretlere şöyle bir bakalım. Tıp ve hukuk fakülteleri için 58 bin dolar, işletme fakültesi 55 bin dolar, yüksek tasarım fakültesi 34 bin dolar, fen ve sanat fakültesi 33 bin dolar, ilahiyat fakültesi 26 bin dolar, yüksek eğitim okulu 24 veya 39 bin dolar arasında, John F. Kennedy yönetim okuluysa 42 bin dolar fiyata sahip. Şimdi gelelim Harvard Üniversitesi'ni dünyadaki diğer üniversitelerden farklı kılan yanlarına. Dünyanın en büyük akademik kütüphanesine sahiptir ve kütüphaneler arasında dünyanın en büyük 4. kütüphanesi Harvard'dadır. Ve Harvard Üniversitesi'nin 800 tane çalışanı vardır kütüphanede. Harvard Üniversitesi müzelerinde 28 milyondan fazla sanat çalışması, el emeği eserler, modeller, malzemeler ve enstrümanlar vardır. Kurucusunun bıraktığı birkaç yüz poundluk bütçesi şimdilerde 32 milyar dolara ulaşmıştır. 400 akademisyen, 6700 lisans öğrencisi ve 13000 yüksek lisans öğrencisine sahiptir. Amerika'nın eski başkanı Barack Obama, Harvard Üniversitesi
Hukuk Fakültesi mezunudur. Harvard'da eğitim görmek için ya çok zengin ya da çok yetenekli olmak gerekiyor. Her ikisinin bir arada bulunduğu adaylarsa Harvard'da çok daha kolay kayıt olabiliyorlar. Harvard'da kabul edilmekte en önemli husus akademik başarıdan daha çok sosyal aktiviteler, ders dışı çalışmalar, liderlik özellikleri, insan, hayvan, doğayla ilgili etkinliklerdir. Bu bakımdan hem akademik hem de sosyal başarı ve topluma uyum çok önemli. Dünyada bilim tarihi alanında doktora eğitimi alan ilk kişi olan Adnan Sayılı, Harvard Üniversitesi Bilim Tarihi bölümü mezunudur. Harvard'ın kütüphanesinde insan derisiyle ciltlenmiş 3 tane kitap bulunmakta. Bu kitaplardan biri Roma Şiirleri kitabı, diğeri Fransız felsefesi konulu bir kitap, diğeri ise Orta Çağ İspanya hukuku hakkında olan bir kitap. Harvard Üniversitesi tüm öğrencilerinde ortak bir kültürel arka plan oluşturur ve bu kültürel bakış bir yaşam boyu devam eder. Zaten buradaki amaç da bilgili, kültürlü, donanımlı ve yetenekli bireyler yetiştirmektir. Ailevi sorunlar yüzünden ilkokuldan ayrılan, Antalya'da bir kuyumcuda çalışmaya başlayan Mustafa Karabaş 15 yaşına geldiğinde okumaya karar verir. İlkokul, ortaokul ve liseyi başarıyla bitirir. Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden başarıyla mezun olur ve Harvard Üniversitesi'nin ileri teknoloji ekibine dahil olur. İşte Harvard'lı bir Türk daha. Dünya genelindeki tüm unicorn şirket kurucularının yaklaşık 3'te biri Harvard Üniversitesi mezunu ya da öğrencisidir. Bunlar için de Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram gibi dünya çapında fark yaratan, büyük ilgi gören platformların kurucuları, yöneticileri de vardır. Harvard Üniversitesi'ne gidebilmek için lise ya da en son eğitim gördüğü yüksek öğretim kurumunda başarılı olmak, referans mektubunun çok kaliteli ve iyi olması, öğrencinin niyet mektubunda kendisini çok iyi tanıtabilmesi ve ayrıca sosyal aktivitelerin ilgi çekici düzeyde olması, topluma katkı sağlayan projelerde yer alması ve TOEFL, SAT tarzı sınavlardan çok yüksek not alması gerekiyor. Üniversiteye başvurmak için minimum bir puan barajı da yok. Harvard'da başvuran öğrenciler genelde kendi liseleri ya da mezun oldukları üniversitelerde ilk 10'da ya da en küçük dilimler arasında olanlar. Harvard başvuruları her yılın Ocak ayının 1'ine kadar tamamlanmış olmalı ve en geç 1 Nisan tarihinde sonuçlar belli olmakta. Harvard'da başvuru yapan dünyanın her bir noktasından öğrencilerin kabulünde Amerikalı, Türk ya da Kamboçyalı olmak kesinlikle hiçbir anlam ifade etmez. Bu bakımdan önemli olan tek şey başvuranlar arasında en iyi olanlardan birisi olabilmek. Harvard Üniversitesi'nde master yapmak kesinlikle lisans eğitiminden çok daha zordur. Hatta dünyada master alanında en katı kriterleri olan üniversiteler arasında Harvard başı çekmektedir. Dünyada 360 binden daha fazla Harvard mezunu olduğu bilinmektedir. Harvard Üniversitesi öğrencilerine eğitim, öğretim, araştırma, mükemmelliğe ulaşma, küresel olarak fark yaratan bir birey olma hakkı verir. Hoşçakalın.